Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Sahil Kol'da bugün itibariyle tam manasıyla 13 Ağustos fındık tarımına, fındık hasatına başladık. Şimdi burası yağlı ve palaz ağırlıklı fındık bahçemiz. Bu sene, hatta bundan 10-15 sene önceye kadar hiç bir ilaç gübre atılmamıştı bu bahçeye. Geçen yıl bakımına başlamıştım. Bu sene ben de hiç kimyasal atmadım. Sadece birazcık ocakbaşı 25-30 gram azot verdik. Onun dışında yapraktan burada bakteri uygulaması yaptık. Ve kültürel mücadele, dip sürgünlerini vesaire aldık. Tamamen ekstra hiçbir insektis falan kullanmadık. Bu sene benim şimdi bu videoyu niye çekiyor diyor olabilirsiniz. Sadece fındıkla ilgili, fındık çiftçisinin takip ettiği bir kitlem yok sevgili dostlar. Ayrıyeten fındığı merak eden, fındık satın almak isteyen çok yönlü takipçilerim var. Buradan onlara selam ediyorum. Aynı zamanda sizin de çevrenizde fındık isteyenler olabilir. Bu sene burada medrese önünde Cenk Bey'in açtığı Atölye 52 kırma kavurma butik atölye var. Orada burada çıkan bütün fındığı siparişlere göre kavurup paketlenip uzun süreli vakumlama isteğine vakumlama olarak transfer etme amacım var. Yani satışa çıkarma amacım var. Benden kabuklu fındık isteyen takipçilerim vardı daha önceden ve daha önceki müşterilerim de vardı. Onların da kabuklu fındığını ayıracağım. Paketlenmiş, kavrulmuş isteyen, çiğ isteyen takipçilerim de vardır. Onlardan da bir liste alacağım. Eğer yağlı fındık, bizim bu Giresun tombul yağlı dediğimiz fındık istiyorsanız sevgili dostlar, beni mesajın altına sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan öğretmen çiftçi hesabına yazarak ulaşabilirsiniz. Sevdiklerimize kimyasalsız, organik, doğal, tombul yağlı, Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş Giresun yağlısı dediğimiz tombul fındık istiyorsanız sevgili dostlar bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden siparişlerinizi bekliyorum. Fiyat olarak nedir diye sorarsanız fiyat oluşturmadık daha. Güncel fındık fiyatına göre fiyat listemizde oluşacaktır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Siparişlerinizi şimdiden bekliyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.